İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni Ardıç Dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Şair, çayda çırağımızdan üç alav düştü. Kakkoş Allah Kerim, Mevlam büyüktür. Gandan ala kesmiş ummanımız var. Kakkoş Allah Kerim, Mevlam büyüktür der. Gandan ala kesmiş ummanımız var. Bu vatan toprağını biz umman gibi kan dökerek kazandık. Üç tane, beş tane sivrisinek mesabesinde kanlarında eroin dolaşan piyonların bu devleti Aliye-i Osmaniye'ye bir şey yapacağı yok. Ama günümüzde bir yanlış algılama var. Sanki bölücü örgütler kardeşlerimiz Kürt, kardeşlerimizi temsil ediyormuş gibi bir algı var. Bir de sanki bunlar devlete zarar veriyormuş gibi bir algı var. Bu suallerin cevabını Elazığ'da bir kanaat önderi, herkese açık bir penceresi olan Recep Alyamaç hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle eski bir muhabbetimiz var, kadim bir dostluğumuz var ama bu Türkiye gündemini de sizinle konuşmakta fayda var. Şimdi biraz evvel söyledim. Bu bölücü örgüt Kürt kardeşlerimizi ne kadar temsil ediyor? Evet. Şimdi ben sözlerime başlarken evet. Bütün şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Evet. Şehit ailelerimize ve Türk milletine de sabri cemil diliyorum. Evet. Bunu tabii böyle söylemek belki klasik ama ben evlat acısı da gördüm, biliyorum. Evet. Eskiden böyle bir taziye falan gittiğimde işte bazen affedersin belki de ukalalık oluyordu. Hani taziye evet. Sahiplerine bir şeyler söylüyordum. Fakat o evlat acısını yaşadıktan sonra ateş düştüğü yeri yakar. Evet, onu evet. Arz etmek istiyorum. Evet. Gittiğim yerde şimdi Allah sabrı cemil versin diyorum ve susuyorum. Evet. Evet, doğru. Gerçekten yani bu olaylar karşısında susmak gerekir. Şimdi bunlara evet. Gelince, şimdi Türkiye'de bunlar biraz önce çok güzel ifade ettiniz. 3-5 tane sivrisinek ve kanlarında eroin dolaşıyor. Aynen katılıyorum. Çünkü onlar onu almadan o pusuları bile atamıyorlar. Atamıyorlar, evet. Onu da söyleyeyim. Şimdi hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Evet. Benim köyüm her zaman söylüyorum. Murat Nehri'nin kenarı. Yani oradan şeye Palu'ya yaya gelsen bir saatte gelirsin. Evet. Benim köyüm. Şimdi bizim yaylalarımız da Murat Nehri'nin kenarı. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi benim köyde Zazaca konuşur. Evet. Zazaca konuşur. Her yerde de bunu söylüyorum. 500 sene önce de 600 sene önce de efendime söyleyeyim. Orada Çerkez isminde insanlar vardı. Halen evet. De var. Evet. 30 yaşında insanlar var, 20 yaşında insanlar var. Şimdi Zaza köyünde Çerkez'in ne işi var? Evet. Şimdi bunu sormak lazım yani. Oradan evet. Terör örgütüne geleceğim. 1517'de Yavuz evet. Sultan Selim Han Hazretleri. İran seferine giderken evet. Cennet mekan şeyden Kafkaslardan bu yöreye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bu Kürt ve Zaza dediğimiz İnsanları getirip yerleştiriyor bu bölgeye. Bu bölgede bu insanlar bir tampon oluşturuyor İran'a karşı, Şia'ya karşı. Evet. Daha doğrusu evet. Şia'ya karşı. Ve neticede bunlar burada unutuluyor. Şimdi doğrusu bu. Evet. Aslında asimile olan biz, kadri uğrayan biziz. Bunların hepsi de evet. Türktür. Bir tanesi ben Türk değilsem Türkiye'de Türk de yok. Evet. 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 Her evet. Zaman da söylüyorum işte. Evet. Sizin... İslam ümmetinden Türk milletinden. Türk milletinden dünyada evet. Benim ülkücü olduğumu da biliyor elhamdülillah. Evet. Fikrimiz kimdir? Benim parti partilerden işim çok İşimiz olmaz yok. Da. Evet. Olmaz onu söyleyeyim. Bu da bir parti adına da konuşmuyorum. Elbette. Konuşmanda. Benim bir çizgim var. Allah'ım, bayrağım, toprağım. Evet. Biz... Anlatabildim. Osman şimdi, Gazi evet. Evet. Şimdi bunlar hocam. Şimdi bunlar bu milleti temsil edemezler bir defa. Marksist yani, bir örgüt, Leninist bir örgüt. Kuruluş felsefesinde dünyada biliyoruz, biz de biliyoruz. Bunlar bir avuç eroinman. Çok güzel söylediniz. Yani evet. Oradan hareket oradan hep devam edeceğim. Bunlar evet. Bir avuç eroinman. Ve bunlar bu bölgeyi insanı asla temsil etmiyor. Şunu da söyleyeyim. Bakın Güneydoğu'da hiç beğenmedikleri bir ilde bile yarın bir referandum yapsan, ben bunu rastlıyorum, duyuyorum, görüyorum. Ben diyor ki ben Kürdüm diyor. Ama diyor abi bir referandum yapılsa diyor ben Türk devletinin yanında yer alırım diyor. Ben Türk'üm diyor ya. Benim diyor bunlardan işim olmaz diyor. Elbette. Bunlar kafir diyor. Aynen böyle. Elbette. Bunlar evet. Bir defa bölge insanının, bölge halkının temsilcisi değil de bölge halkı da bunu kabul etmiyor. Kabul zaten. Etmez. Kesinlikle. Şimdi Sayın Alyamaç bugün şöyle sokakta gezen, köylerde gezen en terk edilmiş bir Kürt bile samimiyetle söylüyorum kız kardeşin daha çıksın mı desen vallahi karşı çıkar. Hayır mümkün değil. Mümkün değildi ona Hayır, katılmaz. Mümkün değil. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın evet. Şehit bir binbaşımız oldu. Hem de oruçluyken.
geçenlerde, amin, olsun, öyle evet. olsun elbette ki. Hanımının üzerine abandı ve kendisi şehit oldu. Hanımı kurtuldu biliyorsunuz. İlk şehitlerimizden biri. Şimdi düşünün, ya bu gelin soralım, Türk'ün töresinde bu yok. Türk derken hepsini katıyorum. Anlatabildim mi yani? Evet, evet. Kesinlikle yani hepsini katıyorum. Şimdi sen gel, git bakayım Mardin'de, Bingöl'de, Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da bir bayanın yanında birine bir şey söylersen, bakın bir, oradaki Kürt dediğimiz kardeşlerimiz, yahu seni boğazlar. Evet. Seni boğazlar. Der ki kadının yanında erkeğe el kalkmaz, laf söylenmez, iki lafı da fazla olsun. Bunlar arkadan kurşun atıyor. Bunlar arkadan kurşun atıyor ya. Bu nasıl Kürt'ün temsilcisi olur? Asla. Asla evet. değil yani. Evet. Bunlar kesinlikle bu milleti temsil edemezler. Bu milletin dışındalar. Yani bunu böyle bilmek lazım. Ama şimdi bu olaylar oluyor diye de şeple şekeri de renkleri beyaz diye birbirine katmamak lazım. Evet. Bu da çok önemli bir hadise. Bölge halkını ayıracaksın. Devletimiz bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Allah razı olsun yani. Halkı ayıracaksın. Evet. Terörle mücadele edeceksin. Düne kadar yanlışlar olmadı mı? Oldu. Çok olabilir. Büyük yanlış. Olabilir. Ama o önemli değil. Şimdi zarardan ama döneceğiz. Ama şimdi zarardan döneceğiz. Zararın da neresinden dönersen kârdır. Orası kârdır. Evet. Anlatayım, orası da kârdır. Şimdi bir defa kesinlikle bölge halkı bunları desteklemiyor. Evet. Kesinlikle evet. desteklemiyor. Bir de bu aspragas haberlere de inanmamak lazım. Biz devletimizin yanında yer almak mecburiyetindeyiz. Ben isim vermek istemiyorum. Evet. Bir tarihte muhalefetteyken, efendime söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şu veya bu sebepten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava eden bir bacımız diyeyim. Ama devletin bir kademesine işi geldikten sonra davayı geri çekti. Niye? Devlet bizim. Bakın ben fikren söylüyorum. Ben dün de devlet bizim diyordum. Bugün de diyorum, yarın da diyeceğim. Devletin yönetimde kimin olduğu hiç önemli evet. değil. Evet. Çünkü bu devlet Türk devletidir. Devlet mülkün sahibidir. Mülkün sahibidir. İktidarlar kiracıdır. Kiracıdır baba evet. evet. Devleti olmayanın dini namusu da olmaz. Evet. Şimdi Suriye'de devlet yok. Din namusu var mı? Yok. Allah korusun. Allah esirgesin. Şimdi evet. bizim burada yapacağımız şey bireysel olmamalı. Bizim yapacağımız tepkiler toplumsal olmalı. Ve hiçbir şeyin flamasını öne çıkarmadan yapmamız lazım. Bayrağımız olmalı. Mesela bakın 2007'de burada bugünlerde de mesela Türkiye'de ve ilimizde de şeyler yapılıyor, görüyoruz. Ama bakın dikkat edin, Elazığ bu mu? Elazığ bu değil. 2007'de Dağlıca'daki şehitlerimizin şeyinden, şehadetinden sonra Elazığ'da 100 bin kişi toplandı. Evet. Ama Türk bayrağı altında toplandı. Şimdi önemli olan budur. Biz birbirimize harp ilan edemeyiz. Olmaz. Şimdi ben burada söyleyeyim, AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi falanı filanı. O uzantıları söylemiyorum. Açık söyleyeyim. Onları evet. söylemeyin. Onların da camının çerçevesini kırmaya hakkımız yok. Onu da söylüyorum. Evet, çok doğru. Öyle bir şey yok. Olmaz. Evet. Onu da söyleyeyim. Yok. Olmaz. Yani yasal bir siyasi partidir. Eleştiririz. O ayrı bir mesele. Yaptıkları yanlıştır. Eleştiriyoruz da nitekim. Anlatabildim mi? Evet. O dağdakilerin uzantıları da doğrudur. Ama camının çerçevesini de kırmam. Anlatabildim. Bütün millet toplanır. Efendime söyleyeyim. Bunlara karşı bir tepki gösterir. Tepki böyle olmalı yani. Evet, ama Türk bayrağının altında. Türk bayrağının altında. Evet. Başka olmaz. Bakın evet. şimdi zaten bunlar samimi değil. Bakın barış diyor, bunların bir genel başkanı var. Eş genel başkan mı ne diyor? Her neyse. İsmini de almak istemiyorum, açık evet. söyleyeyim. Evet, evet. Almak da istemiyorum. Şimdi efendime söyleyeyim, ağzına sakız etmiş Barış'ı. Ya iyi de kardeşim, yani şimdi yani bu işi siz yapıyorsunuz. Yani bu tahrikleri siz yapıyorsunuz. Bundan önce de tahrik ettin. Türkiye'de 50-60 kişi gitti. Yani bunların müsebbibi sizlersiniz. Yani o zaman senin eğer Türkiye'de siyaset yapma hakkın yoksa, Türkiye'de efendime söyleyeyim ticaret yapma hakkın yoksa, Türkiye'de seyahat yapma hakkın yoksa, Türkiye'de seçilme seçilme hakkın yoksa, ki var meclistesin, 80 kişisin, o da ayrı bir olay. O zaman al Türk bayrağını, yürü, ben de seninle beraber yürüyorum. Yürümezsen namussuz adam mı? Evet, evet. Al bayrağı, ben de arkasından, evet. ben de arkandan yürüyorum. Ama sen şimdi getirip sarı, kırmızı, yeşil bir çaput, ne yürüyü belirsiz bilmem falan filan, bu olmaz, böyle bir saçmalık. Bakın şunu söyleyeyim, ben hiç umutsuz değilim. Gençlerimiz de umutsuz olmasın hocam. Siz elbette, de biliyorsunuz. Evet, evet. Siz de yaşadınız, ben de evet. yaşadım. Siz benim kan kardeşimsiniz. Allah yani. Razı olsun. Hakikaten evet. öyle yani. Canım ciğerimsiniz. Allah razı olsun. Beraber evet. yaşadık biz bu olayları. Biz kimse Türkiye kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hafife almasın. Elbette. Hiç bu iş çocuk oyuncağı değil. Yani 4 tane eroin bana siz onu dediniz diye elbette. Ben artık onu baz aldım diyorum. Yani 4 tane eroin bana, 4 tane kanında efendime söyleyeyim. Eroin dolaşan adama bu memleket papuç bırakmaz. Sayın yeter ki biz sakin olalım. Sayın Alyamaç, şimdi evet. bu Türkiye'de ne kadar bölücü örgüt mensubu varsa, kanlarında eroin, lesede eroin evet. her şeyi alsınlar.
altın vuruş da yapsınlar. Türk ordusunun karşısına çıksınlar. En fazla 15 dakikada hepsi toprağın altını bulur. İnan ki 15 dakika çok. 15 dakika bile sürmez. Vallahi çok. Ha. Yeminle söyleyeyim. Bak yaptıklarına bakın. Getiriyor bir yere efendime söyleyeyim mayın döşüyor. Arkadan vuruyor. Babasıyla konuşurken alo bir dakika diyor. O da oradan kalleşçe puçta. Diyor ki asker misin polis misin? Bir dakika evet diyor ben polis. Pat diyor. Babası dinliyor ya bu böyle bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olmaz yani. Bakın bunlar zaten öyle çıksa 15 dakika çok. 15 dakika bile çok. Çok. Ben açık söylüyorum. Yani devlet olarak şimdi ikinci soruya soruyorum. Bunlar bu şekilde devlete zarar verebilirler mi? Devleti sarsabilirler mi? Sarsamazlar. Asla. Sarsamazlar. Asla. Hani çok güzel bir söz vardır. Hani deriz ya halk arasında çok olan yelkayadan ne anlar? Yaparız? Hiçbir şey daha paramaz işte. Evet. Çok üstündeki tozu götürür. Elbette. Yalnız Ali Yamaç burada çok büyük bir tehlike var. Bunlar bunu yapamazlar. Bunların şu anda üzerinde çalıştıkları bir Türk-Kürt çatışması. Evet. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Kesin benim akrabalarım yarısı Kürt. Hepimizin de yarısı Kürt. Herkes yarısı Kürt. Şimdi bir Kürt-Türk çatışmasına meydan verebilecek olanlar mesela batıda görüyoruz bazı otobüsleri falan taşlıyorlar. Bunlar fevkalede yanlış. Bunlar elbette. PKK'nın ekmeğine yağ sürüyor. Kesin öyle. Kesin öyle. Bir şey daha bakın buradan bir şey hatırlattınız bana. Evet. Şimdi bakın bu millet büyük bir millet. Necip bir millet. Nasıl ki yani yelkayadan ne anlar devletten bir şey anlamazlar dediysem evet. Bu milletten de bir şey anlayamazlar. Belki bu sözü bizi izleyenler de ilk defa duyuyor. Şimdi evet. İçimden geldi söyleyeyim. Şimdi hiçbir efendime söyleyeyim PKK'lının cenazesinde o cenazeyi götüren cemaat kahrolsun Türkler dedi mi? Ben duymadım. Evet, demedi. Peki bizim şehit cenazelerinde hepsine de gidiyoruz. Kahrolsun Kürtler dedik mi? Demedik. Bak gördüm. Demek ki bu milletin arasında bir şey yok. Evet evet. Ha, bu nifakı sokamazlar. Bir şey yok. Şimdi adam yeğenini mi kesecek? Efendim dayısını mı kesecek? Elbette. Ya böyle bir şey var mı? Böyle evet. Bir şey yok. Biz etle tırnak gibi olmuşuz. Anlatabildim mi? Rahmetli iki büyüğümüzün şimdi bir sözü geldi aklıma. Biri rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün, evet. Allah rahmet etsin diyordu ki, işte ne mutlu Türk'üm diyene diyordu. Evet. Bir de diyor ki, Edirneli, Trakyalı, Diyarbakırlı hep bir ırkın evlatlarıyız diyor. Yani evet. Biriz diyor. Rahmetli Alparslan Türkeş de diyordu ki, onlar ne kadar Kürtse ben o kadar Kürdüm, onlar ne kadar Türkse ben de o kadar Türk'üm. Elbette. Evet. Bu kadar basit ya. Bu evet. Kadar basit bir hadise. Halkın arasında böyle bir şey yok. Şimdi gelin, Elazığ bayraklarla donatılmış. Yani burada bir hakkı vermek lazım. Evet. Elazığ kurban olan. Evet. Farklı bir memleket memleketimiz. Evet. Bayraklar da donatılmış. Git o apartmanların yarısı Kürt, Suazda bilmem ne. Herkes bayrak asmış. Elbette. Herkes devletin şimdi yanında. Şimdi bu işlerden en fazla mağdur olan Türkmen Alevileri. Onlar evet. Böyle canı gönülden. Evet. Türkmen Alevileri benim arkadaşlarım var. Evet. Çırpınıyorlar ya diyorlar ki bu ülke bize yeter. Bu ekmek bize yeter diyor. Hepsi öyle konuşuyor. Evet. Mutlaka arada üst akıl dediğimiz başka uluslar, başka devletlerin ajanları bir yönlendirme yapıyor. Ama biz de buradan uyaralım. Hiçbir doğunun arabasına bir taş atılmasın. Kesin. Kesinlikle. Bakın, bana bir şey hatırlattınız. Kenan Altıngök var. Bizim arkadaşımız. Evet bizim arkadaşımız. Herkes ya. Tanır. Elazığ kamuyla tanır. Siyaseten belediye başkanı adayı da olmuş. Bugün telefonla görüştük. Diyor ki Hacı abi diyor bana. Ya diyor ben diyor geldim işlerim var. Mersin'de, Adana'da, Tarsus'ta buralarda diyor. Evet. Bir otelde kaldım diyor. Sohbet ettik işte adam gidip uğruyor benim Elazığlı olduğumu biliyor. Dedi ki ya ben de Güneydoğulu'yum bak biz hemşeriyiz Kenan Bey. Fakat vallahi korkuyoruz ya hani burada bir şey olur diye. Ardından diyor geldim benzinliğe girdim diyor. Pompacı dedi ki abi nerelisin Elazığlıyım. Ben de Erzurumluyum dedi. Abi giderken falanca yoldan neyse isim vermek istemiyorum. Evet İstanbul'a evet gibi. Evet. Abi dikkat et araçları durduruyorlarmış. Ya şimdi ben burada PKK ile mücadele edeceğim sen de orada beni mi durduracaksın? Şimdi zaten onu istedi o. Evet evet. Ya onun istediği işte şimdi kardeşim. Yani şimdi dağdaki PKK'nın istediği ne? Devlet hiyerarşisi bitsin. Evet. Millet birbirine girsin. İşte Almanya'nın, isim söyleyeyim Fransa'nın, Amerika'nın da istediği olsun. Evet. Tabii yani şimdi. Yani mesele burada. Biz bunu nasıl yaparız yani şimdi? Çok ya o zaman dağdakiden ne farkımız kalıyor bunun? Asla zinhar bu yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Evet. Bu doğru değil. Bunlara prim vermemek lazım. Vermemek lazım. Şimdi zaten bunu yapan adamların yani tabii ajanları bir tarafa koyduğumuz zaman bunları yapan insanların cahil olduğu belli. Afşinliler otobüsünü taşlıyor adam. Buyur. Ya Afşin Elbistan'ın yakınında tabii. Doğudan alakası olmayan evet. Baştan aşağı sağ partilere oy veren bir ilçe. Evet. Büyük bir ilçe. Fakat Afşin'in yerini bilmiyor adam. Evet. Afşin'in yerini bilmeyen adam otobüs taşlamaya başlarsa bu cehalet bizi yakar. Yakar.
O yüzden bunlara siyasi partilerin, STK'ların, kanaat önderlerinin taviz vermemesi lazım. Kesin doğru diyorsun. Evet. Şimdi gün birlik günüdür hocam. Evet. Bak gün birlik, biz 12 Eylül'ü yaşadık mı yaşadık. Evet. Sen de ben de bu işin içinden etrini geldik, çektik. Evet, evet. Şimdi ben hiç unutmuyorum, bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye meclis üyesiydi Yasin Uçar. Allah gani gani rahmet Allah etsin. Allah gani rahmet etsin. Esnaftı. Sabah geldi, Bismillahirrahmanirrahim dedi, dükkanını açarken bomba patladı, şehit oldu. Evet, Allah rahmet şimdi, eylesin. Şimdi evet. Elazığ gibi yerde, şimdi biz buraya, burada rahattayız şu anda. Güneydoğu'daki insanlar bir maydanı sarmaya, sokağa çıkmaya korkuyor. Zorla değil yani. Şimdi evet. Orada evet. Terör estiriyor oradaki PKK neyse bilmem ne. Şimdi burada insanlar sabah evinden çıkarken mi vurulacak? Otobüs durağında mı vurulacak? Kapısının önünde Bismillah deyip dükkanını açarken mi vurulacak? İşçi fabrikasına giderken mi? Öğretmen okuluna giderken mi? Bizim Adnan Baydirli arkadaşımız, Allah rahmet etsin, Allah gani gani rahmet etsin, okula giderken, okula giderken arkadan abdestli, namazlı, pırlanta bir insandı ya. Evet. Arkadan şehit ettiler yani şimdi. Evet. Bunlar geri mi gelsin? Asla biz istemiyoruz. Asla istemiyoruz. Devletin evet. askeri var, devletimizin polisi var. Gerekirse bizi asker alır, biz de gideriz. Baş göz üstüne. Evet. Canımız kurban olsun bayrağımıza. Evet. Bayrak evet. olmasa din de olmaz, namus da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ama hiçbir kimse şey olmaz. Kendi başına iş olamaz. Yapmayacak. Asla. Evet. Öyle bir evet. haddimiz yok. Açık benden söylüyorum. Öyle bir haddimiz yok. Devletin güvenlik kuvvetleri yerine biz kendimizi koyamayız. Bu da herkes böyle bilsin. Gençlerimiz evet. bir defa. Ya şimdi yani vatanseverlik nedir? Milliyetçilik nedir? İşini iyi yapmaktır benim bildiğim. Elbette evet. evet. Şimdi neysin? Efendime söyleyeyim. Berbersin. İyi tıraş yap. Terzisin. İyi elbise evet. dik. Ayakkabını iyi dik. İyi bir hukukçuysan iyi bir hukukçu ol. Evet. Tabii tabii iyi bir tıpçıysan iyi bir doktor ol. Evet. 15 dakikada efendime söyleyeyim 500 kişiyi muayene edeceğine yarım saatte Allah rızası için et. Evet. Hadi değil mi ya doğru dürüst şimdi yap bu işleri. Anlatan. Milliyetçilik bu. Teknolojide ulaştığımız nokta değil midir? Evet. Aselsan'da, Havelsan'da çalışan mühendislerimiz bugün insansız uzay araç, hava araçları yaptılar. Evet. Onlarla biz bugün terörün anasını ağlıyoruz. Terörün belini ama kırıyoruz. Onların birkaç tanesini de şehit ettiler. Şehit ettiler. Biliyorsunuz onlar da. İstihbarat örgütleri öldürdü. Öldürdü. Bakın mesela geçen gün iki tane mi, üç tane mi İngiliz gazeteci yakalandı Diyarbakır'da. Sonradan evet. da saldılar. Şimdi bu adamlar gelmiş orada özel çekimler yapmışlar. Halk güya ayaklanmış. Ya halkın böyle bir derdi yok. Ya halk PKK'ya evet, Güneydoğu'dan evet. alet getiriyor. Evet. Bu götürüyorlar oralarda servis ediyorlar. İşte halk ayaklandı. Dağdan inmiş. Evet. Sivilleri giymiş. Anlatabildim mi? Giymiş. Evet. Sivil halk gibi davranıyor. Değil. Bir de tabii yanlışlarımız var. O da yani devlet de yanlış yapar. Yani kurumların evet, başında insanlar kurumlar, var. Evet. Şimdi bu son bu işte ne diyoruz bu ne süreci falan. Çözüm süreci falan neyse, diyoruz. Neyse her ne zıkkımsa bilmiyorum. Benim o işe aklım ermiyor. Başından evet. beri de ben o işe karşıydım. Açık söyleyeyim evet, öyle evet, olmaz. Evet. Onu da ifade etmekte fayda var. Evet. Şimdi 90 doğumlu çocuklar 20-25 yaşındaki çocuklar ustura gibi hocam bıçak gibi de değil. Evet. Şimdi öyle dağdan falan inmiyorlar. Ben sana söyleyeyim. O şehirlerde adam roket kullanıyor ya. Diyarbakır'ın Sur mahallesini, Hasırlı Sur beldesini, Hasırlı mahallesine polisimize roket atarla ateş etti. Nereden getirdi bu bunu kardeşim? Yani evet. devlet tatile mi çıkmıştı? Evet. Yani geçmişte bazı hatalar oldu. Yapıldı, evet. yapıldı yani şimdi askeri orduyu yıprattık bu milletin göz bebeği. Başında da söylediniz. Evet. Ya bu ordumuz bırak şimdi orduyu bırak. Ya o devlet demir yollarının bile ben yıpranmasını istemem. O üzerinde devlet yazıyor. Evet. Ben istemem. Evet. İşte bu hassasiyetler yoktu. Orduyu yıprattık. Emniyeti de yıprattık. Neyse bunlar sonra konuşulsun. Bugün birlik elbette. Günüdür. Elbette. Bugün birlik günüdür. Bugün birlik günü. Ama bunlar da yaptık. Zararın neresinden dönsek yani kârdır. Bunlar, evet. Yani son bu açılım süreciyle birlikte yani 20-25 arasında olan çocukların hepsi şimdi militan oldu. Evet. Özel Allahsız yetiştirdiler. Yani ateist bunlar. Ateist yetiştirdiler. Keşke evet. bunlar kiliseyi bilse. Keşke bunlar sinagogu bilse. Samimi söylüyorum evet, ben. Evet, evet. Allah yok diyor haşa ya. Zordan değil yani. Öyle evet. yetiştiler yani böyle. Çünkü biraz önce yine döndük başa. Kanlarında gezen eroin dolanıyor kardeşim. Git o bölgeye. Esrar içmeyen yok. Eroin içmeyen yok. Yok, evet. yok zorda değil. Böyle ettiler. Evet. Kim yaptı bunu? Almanlar yaptı. Şunlar yaptı. Bunlar evet. yaptı. Boyuna işte bu şeyleri yaparken de diyoruz ki kardeşim aman bunlara çok destek olmayın. Destek oluyorlar. Yani biz evet. burada aslında 30-40 yıldır harfi almamak lazım hocam. Biz dünyayla savaşıyoruz biliyor musun? Evet bir üst akıl var. Biz bunlar ha. piyon. Bunlar piyon. Bunlar kanlarında eroin dolaşan piyonlar bunlar. Babaya rahmet. Evet. Bunlar. Biz aslında başka devletlerle çarpışıyoruz. Tabii dünyayla. Yoksa elbette bir de. Bu son zamanlarda bütün bu bombalar, patlayan bombalar, uzaktan kumanda olan şeyler hepsi bir mühendislik işi. Bu dağdaki insanların bu mühendislikten alakası yok. Ben mesela köyde, ben Buzluk Alayaprak mahallesinde gittim baktım orada bir arıyla uğraşan birini gördüm. Sordum,
Adam Tunceli'den muhtar. Diyor ki PKK geldi diyor, benden zorla diyor ilaç istedi 20-30 kutu. Evet. Ben diyor başıma iş gelmesin diye köylere dağıttım, ilacı götürdüm. Eczacıya sordum, bu ilaç nedir? Demiş ki bu ilaç veteriner ilaç demiş. Peki ne de kullanılır? Bu ilacı biz demiş atlara katırlara sürdürüyoruz ve atlar katırlara kene yapışmasın diye. Döndüm diyor bu PKK'lılara sordum. Kardeşim bunu ne yapıyorsunuz? Demişler ki biz bunu vücudumuza sürüyoruz, 6 ay yıkanmıyoruz. Buyur. 6 ay bir insan bir ay yıkanmasa rahatsız olur. Tabii tabii. 6 ay keneler için hayvanlara sürülen ilacı vücuduna süren 6 ay dağda gezen bir insan artık insanlıktan çıkar. Çıkmışım. Zaten bunlar mahlukat. Mahlukat. Ben bunlara mahluk diyorum. Kanlarında aynen. Eroin dolaşıyor bunlar. Babaya rahmet. Aynen. Bunlar, şimdi ben şunu söylüyorum. Bunlar artık mahlukat olmuş. Yani Kuduz çakalların bir ilkesi vardır. Bunlarda yoktur. Yok bunlarda yok. Şimdi tabii. Peki Kuduz çakallarla mesela Kuduz çakallar köye saldırıyor. Evet. Muhtar diyor ki hele bir dakika durun, ben Kuduz çakallarla bir konuşayım, orta yolu bulalım. Ya, ya buna kim inanır ya? Bundan Kuduz çakala konuşulmaz. Çok güzel söylediniz işte. Bu yanlış yapıldı. Yanlış bu, yanlış. Bu yani doğru değil bakın. Bu doğru evet. değildi. Bu doğru değildi. Şimdi bakın. Şimdi yani biz şeyi bu yani bizim örfümüzü, adetimizi yani Türk evet. örf, adet ve geleneklerini diyorum. Evet. Türk töresini diyorum. Türk töresini ve İslam ahlakını evet. bir arada değerlendirmeniz lazım. Evet. Şimdi birinden biri olmaz. Şimdi bakın bizim Türk atasözleri ayet evet. ve hadislerden sonra bakın ayet evet. ve hadislerden sonra bizim değer vermemiz gereken sözlerdir. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Çünkü bizim ecdadımız bir sözü söylerken dayanağı Siyer-i Nebi'dir. Peygamberin sallallahu evet. aleyhi ve sellem'in hayatıdır. Evet. İslam akaididir. Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Yani benim ecdadım ona göre bunu referans almış. Anlatabildim mi? Yanlışı yaşatmamış. Yanlışı yaşatmamış. Kaldırmış atmış. Ha, kaldırmış. Şimdi bunların, evet. bunlar bu kararı veren devlet erkinin, o yöneticilerin bu tarafı eksik. Ben her zaman eleştiriyorum. Eleştirin de bir vatandaş olarak benim hakkım. Bak şu anda devletimin yanındayım. Çıkıp başından sonuna kadar bir isim vermek istemiyorum. Hepsini bu torbaya koyuyorum. Diyorlardı ki efendim işte milletimiz. Yahu iyi de kardeşim bu milletin bir adı yok mu babam? Hangi evet. milletimiz? Bu milletin adı Türk milletidir evet. bakın. Bu milletin dili Türkçedir. Evet. İkinci dil öğrenebilirsin. Türkiye'de bu hiçbir zaman yasak olmadı. Hiç yasak olmadı. Benim anam evet. hala zaten konuşuyor diyor. Oğlum bunlar da bizden değil. Öyle de diyor ha. Evet. Vallahi evet. diyor bunlar bizden evet. değil. Bu sabah yine konuştum diyor. Bek boyuna bedoy diyorum. Oğlum bu askerlerimizin şey, polislerimizin çok ağlıyorum. Böyle diyor. Anlatabildim mi yani şimdi? Şimdi bu milletin bir adı var. Evet. Siz yolda yürürken, efendime söyleyeyim, bizim yaşımızda biri, çok affedersiniz, tenzih ederim hocam size, arkadan evet. dese hışt. Olmaz. Bak, demez misin ya bir dakika, efendi, ne hışt yani, ya valla ben sizi birine, iyi de kardeşim, beyefendi de, bizim Elazığ tabirleri gakkoş de, evet. kardeşim de, efendi de, yani bir şey de ya, kardeş evet. de, bir şey de. Veya yaşıma göre eğer daha gençse dayı de, amca de veya evet. bir hanımefendiye viştiş denir mi yani falan. Evet. Bu milletimiz demek viştiş demek gibi bir şey. Evet. Yakışmıyor. Ben yakıştıramıyorum. Devleti yönetenlerin yukarıdan aşağısına söylüyorum. Son 10 senedir böyle bir moda var. Evet. Türk milleti denmiyor. Ya niye kardeşim şimdi? Yani sebep ne ya? Bu evet. milletin adı, devletin adı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Evet. Bu milletin adı Türk milletidir. Dili Türkçedir bakın. Bunu herkes kafasına böyle koyacak bunu ha. Evet. İkinci dil, beşinci dil, dür bir dil bilen bir insan, iki bir dil bile, iki, üç dil. Tamam 50 tane öğren baba. Şimdi, ben de biliyorum Kürtçe, Zazaca biliyorum, Farsça biliyorum. 1950'de giden Avrupa'ya giden Doğu Avrupa Türkleri dediğimiz Türklerde şimdi karşı istihbarat örgütleri bir şey tespit etmiş. Bunu biz burada geçen İhsan Öner'i tanıyorsunuz. Evet tabii. İhsan Öner'le konuştuk. Tabii. Dedi ki istihbarat örgütleri dedi ana dilleri gibi biliyorlar ki dedi Türkçeyi yıkarlarsa Türk'ün dili de, dini de gider. Bitti. O yüzden dedi Avrupa'da dedi uğraştıkları bir tek şey var dedi. Türk dilini ortadan kaldırmak. Hocam siz teyiden bak bir şey söyleyeyim. 1840'lı yıllarda falan bir tane Kürtçe alfabe yazmışlar. Evet. Uydur kaydır bir şey bakın. Evet. Bak o yıllarda. Evet. Oradan bu tarafa bir şey yok 70 yılına kadar. 70 yılında Lawrence gibi biri var. Halen ölmemiş. İsviçre'de evet. yaşıyor. Mehmet Emin Bordaslan. Eski evet. Lice müftüsüdür bu adam. Lice evet. müftüsü. Bu adamın şeyleri Suriye istihbaratında dayıları mayıları falan filan orada evet. görevlilerdi bakın. Evet. Lawrence gibi bir adam. Evet. 1970 yılında bu ilk Türkiye'den kaçıp gidiyor. Yani kaçıp gidiyor da alıp götürüyorlar Fransızlar. Evet. Fransa'daki o tarihteki Kürdoloji Enstitüsü'nde buna bir tane şey yazdırıyorlar. Kürt alfabesi. Evet. Şimdi bu W, X, Mix falan o ne eser ha. Evet. Bakın evet. bu çok enteresan. Evet. Mehmet Emin Bordaslan'ı. Evet. Şimdi ben soruyorum. Şimdi bunların iddiası ha bizim milletimizin öyle bir iddiası yok. Bak bizim evet. milletimiz derken Kürdüz Azayı katıyorum içine. Hepsi içinde, hepsi içinde evet. ha bak. Evet. Böyle bir bunların iddiası diyorlar ki
bunların. Evet. 20 milyon Kürt var. Peki ben de şimdi soruyorum. Siz tıp doktorusunuz. Evet, Allah için evet, bana bir cevap verin evet, şimdi. Ben size soruyorum. Bu sorum evet, size olsun. Şimdi bir defa 1970'te eğer bu Kürtler alfabe yazmışlar, demek o tarihte var olmuşlar. Evet. Hadi ondan vazgeçtim, 1840'larda var olmuşlar. Onların evet, iddiasını söylüyorum. Evet, ha. Evet. Peki şimdi bu 150 senede 20 milyon olur mu? Evet. Nereden çoğaldı bu kadar? Evet. Ya bu ya 20 milyon yalandır, ya evet, Kürt alfabesi yalandır. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane yıldız yok mu? Evet. 2200 yılı anlatıyor bu. Tabii. 2200 yıl anlatıyor. Evet. Peki 7000 yıllık Türk tarihi var. Bu nerede? Evet. Biz tenezzül edip 100 yıllık, 200 yıllık devletleri oraya koymamışız ha. Evet. Peki bu nasıl bir şeydir ki? Yani birinin yüzlerce devleti var. Evet. Peki aynı coğrafyada yaşıyoruz ki biz biriz. Öyle bir şey yok. Biz ben biriz zaten. PKK'nın iddiasını söylüyorum evet, ha. Kürtçülerin, ırkçıların dinimiz de men etmiş. Dinimiz evet, de onları lanetlemiş ha. Evet. Irkçılık harem. Evet. Tesennütte hayır var diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ayrılıkta azap var diyor. Peki arkadaş bu nasıl bir şey? Niye bir devletin olmamış? Bana söyle ya. Hocam nasıl türediler? Bunu siz söyleyin. Şimdi bu meselede zaten var ya hocam. Yani hayır ya. Ya birazcık var. Birazcık fikriyatın adam anlıyor. Bir yere hacca ilgili bir hatıramı anlatayım. Evet. Şimdi Medine'den Türkiye'ye uçacağız. Yanımda Diyarbakırlı evet, biri var. Evet. Fakat demek ki biraz kavmiyet, din adamı ama. Evet. O hala daha ya işte biz eziliyoruz falan filan diyor. Evet. Şimdi ortada böyle biz bavullarımızı koymuşuz. Bile güler yüzlü bir adam var. 3-5 tane bavul var. Adam Medine'yi toplamış. 3-5 bavul normalde her fazla kilo para alacaklar. He. Adam da güler yüzlü diye oradaki Suudi yetkili bunu güler yüzle geçirdi gitti. Hı. Şimdi bu Diyarbakırlı geldi o Suudi'ye laf atıyor. Bir şey yapıyor falan filan. Ondan sonra adam da kızdı. Hı. Bavulunda 15 kilo fazla var. Çağırdı dedi ki Diyarbak bilmiyor herhalde. Diyarbak buraya gel dedi. He. Adam geldi. Dedi 15 kilonun dedi riyal olarak parasını vereceksin. Heh, bu Diyarbakırlı'nın gözleri böyle oldu. Bunlar bölücü diyor. Bize diyor bölücülük yapıyorlar diyor. Bizi eziyorlar. Ya dedim kardeşim bu adam Suudi yetkili. Diyarbakırlı ne bilsin? Ne bilsin? Buradaki dedim herkese Türk diyor. Heh. Bak herkese Türk sana diyor. Sana da Türk diyor. Sana da Türk diyor. Heh. Bana da Türk bana diyor. Türk. Orada Türk diyor. Heh. Demek ki dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye'de yaşayan herkesin adı Türk. Türk. Biz de bunu zaten kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz zaten. Karıştırmaya bir gerek yok. Tabii. Hocam şimdi dışarıda bakın bunu bir samimi olalım yani şimdi. Şimdi dışarıda ben Müslümanım dediğim zaman adam çok bir şey anlamıyor. Bakın. Evet. Ama Türk'üm dediğim zaman ya o adam diyor Müslüman. Aklıma evet, o geliyor. O onu geliyor, görmüş. Evet. Bak aklıma bir şey daha getirdiniz. Bakın evet, bizden başka 55 tane daha İslam ülkesi var. Bizimle beraber 56 tane. Evet. Şimdi İslam tarihiyle ilgilenen İngiliz, Fransız, Amerikalı hangi tarihçi olursa olsun bırak Türk tarihçi. Tamam evet, mı? Şimdi şunu söyler, bu hakkı teslim eder. Derler ki Türkler İslam'la şereflendikten sonra İslam'a en büyük hizmeti yapmışlar. Evet. Bu böyle bak. Bunlar evet, söylüyor. Onlar söyledi. Ya bizi katma. Evet. Evet. Şimdi bu İslam'a olan hizmeti %80'ini terazinin bir kefesine koyuyorsun. Türkler yapmış. Langırt diyor böyle oluyor. Benim matematiğim biraz zayıf. Matematikçiler evet, bunu 55'e bölsün. %20'si kime ne düşüyor? Bakın şimdi. Evet, evet. Biraz önce hani o Türk milleti evet, demeyenlere de sözüm ha. Yani evet, kardeşim ben düşünüyorum. Ben Müslüman bir İngiliz olsam, Müslüman bir Fransız olsam bakın. Ben Türklere İslam'a olan hizmetlerinden dolayı saygı duyardım. Evet. Samimi söylüyorum. Çok muhabbet duyardım. Şimdi Türk'e mugayir, Türk milleti lafını kullanmayan insanlar kendilerini lütfen bir gözden geçirsinler ya. Evet. Gözden geçirsinler hocam. Evet. Yani bu millet İslam'la şereflendikten sonra, ya referansı İslam bu milletin. Elbette. İslam'a en büyük hizmeti yapmış. Osmanlı yaşayan devletler içerisinde, hele böyle imparatorluk hüviyetinde yaşayan devletler içerisinde en uzun süreli yaşayan devlettir. Evet, 600 küsur. Neden? Tabii. Osmanlı bunu hoşgörüyle adalet de yapmıştır. Bir de o bizim milletimizde, bizim milletimizin genlerinde var. Kimseye zulmetmez. Haşa. Hoşgörü sahibidir haşa, ama kimsenin de boyunduruğuna girmez. Girmez mümkün. Şimdi ben, hürriyeti sever. Ben hacca birkaç kere görevli gittim. Evet. Orada çok güzel hatıralarım var. Şimdi mesela Endonezyalılar, Malezyalılar, Pakistanlılar bir İngiliz dediğin zaman adamlar önlerine ilikliyorlar. Yani evet, ama bizim Türklerde öyle bir şey yok. Hayır. Şimdi bir gün oturuyorum Kabe'de. Kabe'de oturuyorum. Yanımda bir adam var. Konuştum. Sen nerelisin dedim. Dedi Çorumluyum. Kaç gündür buradasın? Hacca mı geldin? Ya hiç sorma dedi. Ben dedi umreye geldim. Kaçak buralarda yaşıyorum. Ya hacı yapıp döneceğim. Hı hı. Ya dedim bu işler tehlikeli falan önemli değil. Yalnız dedi hocam dedi. Sana bir şey söyleyeyim dedi. Kral dedi buradan geliyor. Şuradan geçiyor. Şuraya gidiyor.
100 tane dedi özel hareket olsa dedi biz bu kuralı hallederiz dedi. Devleti ele geçiririz. Ya dedim ya Rabbi şükür elhamdülillah Çorumlu köylü devleti ele geçirmeden bahsediyor. Ama bir Pakistanlıya, bir Endonezyalıya, bir Malezyalıya desen ki ya 100 bin kişilik bir ordu kuralım. Şu İngilizlerle baş edelim. Bir karışma İngilizler yarı tanrı. Tabii ya, öyle. Bak, ya tabii, demek tabii. ki Allah'a şükür biz nuru Resulullah'ın, nuru kainatın. Biz Muhammediyiz zaten. Muhammediyiz. Biz Muhammediyiz. Biz onun yani. Muhammed'in köpeğiyiz. Ama alemin de tasmamızı alemin filan devletinin falan devletin hayır, eline hayır, vermeyiz. Hayır hayır hayır. Biz hürriye sever bir evet, milletiz bir defa. Elbette. Bizim genlerimizde bu var. Evet. Ya biz tutsaklığı kabul etmeyiz. Açık şimdi söyleyeyim. Bir de güncel bir hadise var Sayın evet. Ali Yamaç. Bana zaman zaman soruyorlar. Diyorlar sen nesin? Yani bu nesin diye de yani hangi partiye aitsin? Kardeşim yok, diyorum benim partim yok. Yok ben yok, Osman tabii. Gazi Han Hazretleri Şeyh Edeb Ali Hazretleri'nin ahvadındayım. Aynen öyle. Yavuz Sultan Selim ahvadındayım. Aynen öyle. Ben bu onların izindeyim. Bu asırda onlar yaşasaydı nasıl davranırdı? Onlara uygun davrananları severim. O bir zaman diliminde. Ondan sonuna kadar biat da etmem. Etmem. Aşere-i mübeşşere geçmiş. Hepsi Babaya cennete rağmen. Gitmiş. Evet. Ben kimseye biat etmem. Evet. Adam bugün iyidir, yarın yanlış yapar. Yapar tabii. Bu kadar basit. Bitti bu kadar basit. Ben tek başıma bir adamım. Evet. Allah ve Resulü davasındayım. Bu kadar. Allah mesela sevmesin. Aynen öyle. Sevgili hocam, Allah razı olsun. Biz bu durumda bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini. Asla. Bu meyanda cahil insanların Kürtlerin iş yerlerine, partilerine, efendim arabalarına falan doğudan gelen arabalara yanlış, taşlaması o yanlış çok yanlış bir hadisedir. Zinhar o yani olmamalı. Bir insan PKK'nın ekmeğine yağ sürmek tabii, istiyorsa aynen öyle, aynen gitsin öyle. Arabaları taşlasın aynen gitsin öyle. Orayı burayı taşlasın. Bakın bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Evet, dün akşam İstanbul'da Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin tertiplemiş olduğu bir yürüyüş vardı. Binler yürüdü, on binler yürüdü. Bayraklarla başka hiçbir şey yoktu. Evet. Parti filaması falan da yoktu. Çok güzel. Kesinlikle yoktu. Ve oradan geçerken Sabah ve ATV'nin önünden geçtiler. Bir iki tane böyle provokatif, yani ben o gruptan olduğuna da inanmıyorum aslında. Evet, evet. Hemen o gruptan bir iki tane aklı selim adam önlerine geçti. Onları da hemen kaybettiler falan. Çok güzel. Çok evet. güzel bir şeydi. Tabii. Bu tepkiler tabii. olmalı. Yani bu tepkiler olmalı. Hakikaten takdire şayan. Bu olmalı. Yani Elazığ'ımızda da çok sönük oldu, parça parça oldu. Tesennütte hayır vardır. Yani biz evet. nefislerimizi bir kenara koymak zorundayız. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Bu AK Parti'nin de MHP'nin de CHP'nin de tabanı birdir. Üç aşağı beş yukarı. Elbette, açık söyleyeyim. Evet, yani evet. şimdi hepsi bu insan şeyin insanları. Bu hatta HDP oy veren bir kesim de bak. Hepsi evet. değil. Ben bunu söyleyeyim. Hani hepsi değil. Çünkü içinde orası şey yani şeye benziyor. Yani nasıl diyeyim? 72,5 millet var. Evet, Amerika evet. Birleşik Devletleri'ne benziyor. Yani İşte bir sürü solda Marksist Parti kapatmış gitmiş oraya işte. Evet. Biri diyor ki ben bakan olmam. Bilmem MHP'im bilmem ne genel başkanıymış orada. Bir, evet. bir kadın var eş başkan bilmem hangi partinin başıymış. Tas kayıp orada. Evet, anlatır, evet. Ben onlara evet. bir şey demiyorum. Yani onlar. Ama samimi olan ya Kürtlerinde yani az da olsa evet, evet. az da olsa var onları tenzih ediyorum. Yani diyelim evet. ki 5,5 milyon oy mu almış? İçinde atıyorum ki %10 olsa %5 olsa işte diyelim 100 bin tane adam var. Onları tenzih ediyorum. Evet anlatır, evet. Ama diğerleriyle biz bu sokaklarda bayrağın altında yürümemiz lazım. Evet. Bunun lamicim yok. Bu tepkileri göstermek zorundayız. Bu, evet. bu soysuzlara, bu hayasızlara, bu milletin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu görmek. Ha onlar geliyor, bu bayrağın altına geliyorsa biz onlarla da yürürüz. Evet. Biraz önce de sözlerimin başında söyledim. Ne meseleleri varsa ki ben onların samimiyetine inanmıyorum. Buna nihai hedefi bu ülkeyi evet. bölmek. Açık söylüyorum. Nihai hedefi evet, Kürdistan'dır. Evet. Bunu yedirmezler. Öyle bir şey yok. Üç öyle. Kuruşa beş köfte olmaz. Zaten hocam onların... Bu devlet güçlüdür, bu millet güçlüdür, bu millet... Hocam asli hedefleri kendi hedefleri değil. Aldıkları taşeron bunlar. Taşeron. İsrail'in hedefidir. Tabii. Amerika'nın hedefidir. Bunlar taşeron. Bunlar taşeron. Tabii evet, babaya evet. rağmen bunlar taşeron. Evet, evet tabii bunlar... Zaten bunlar şimdi sabah İngiliz istihbaratıyla kahvaltı yapıyor bu PKK. Evet, evet. Öğlen yemeğini CIA ile yiyor. Akşam evet. yemeğini Mossad'la yiyor. Bunlar böyle rezil bunlar bir örgüt. Evet, kepaze evet. bir örgüt yani. Yani bunlar tehlikeli. Evet. Yani ama biz gerçekten bu siyasi görüşlerimizi bir kenara koyarak bu tip şeylerde hemfikir olmalıyız. Yani burada siyaset olmaz, olmaz. Açık söyleyeyim. Burada siyaset olmamalı. Şunu biz her siyasetle uğraşan insanlara özellikle söylüyorum. Devlet mülk sahibidir. Devlet ev sahibidir. İktidarlar kiracıdır. Yani şimdi iktidarda sevmediğin bir parti olabilir. Olabilir. Ama devlete zarar verme. O verme. Tabii. Tabii şimdi tabii. adam bunu diyor ki bu iktidar zarar görsün, devlet de zarar görsün. Bu çok yanlış bir şey. Hocam bak onu diyenler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Biraz önce örnek verdim. Evet. Sayın eski Cumhurbaşkanımız eşi Hayrunisa Hanım'dı. İsim evet. söyleyeyim. Sonra ne oldu? Geri çekti. Şimdi devlet diyorlar.
Bu mahcubiyet değil mi? Evet. Bakın şimdi doğrusu bu tabii. Onu evet. diyorum sizi teyit etmek için. Biz elbette ki devlet diyeceğiz. Yani şimdi, devletin yönetiminde kim olursa olsun ha. Hiç önemli elbette. Değil. Şimdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Allah şehit. Allah rahmet eylesin. Tabii. 7 sene ben Mamak'ta 40 gün tabii. yattım. Tabii. Mamak'ta 40 gün yattım. İnanılmaz bir cehennem. İnsan eliyle inşa edilmiş bir cehennem. Muhsin Yazıcıoğlu 7 sene yattı. Ya. Ve hiçbir zaman ağzını almadı. Evet. Devletin de dava etmedi. Etmedi. Bak işte arada yakın ne kıymetli bir. İşte bak çok evet. kıymetli ama işte tabii. bakın işte bu kıymetlerle istişare etmek lazım. Türkiye'de bu kıymette insanlar var. Bakın evet. bu biri de sizsiniz. Koşunuza gitsin diye söylemiyorum. Evet. evet. Ya söylemek lazım. Bazen tevazu insanı kepaze eder. Kardeşim evet, hocam biri de sizsiniz. Şimdi bunlar çağırıp sizin gibi bir arkadaşımızı böyle Türkiye'de böyle var böyle binlerce var. Açık söyleyeyim böyle evet, hani evet. yerli milli bu evet. ucu dışarıda olmayan bir tarafa bağlı olmayan haza efendime söyleyeyim Türk İslam ülküsünü yaşayan savunan evet. insanlar var. Çağırıp bu insanlara sorsalardı acaba bu habur kepazeliği olur muydu? Evet. Acaba bu açılım süreci kepazeliği olur muydu? 63 tane akıllı adam dediler. Ya bizim tevazuya gerek yok. Aklımızın zekatı onlar gibi 1 milyon tane eder. Evet. Benim memleketime Elazığ'a geliyorsun. Niye buradan çağırmıyorsun Ahmet Tevfik Ozan Hoca'yı? Niye bir başkasını çağırmıyorsun? Evet. Bizim cenahtan yani bu Allah bayrak toprak diyen cenahtan. Evet. Bir partiyi de temsil etmiyoruz. Çağırıp sorsaydınız kardeşim. Nerede bunlar şimdi? Bak hiçbiri yok. Kimse konuşmuyor. Evet, evet. Kimse PKK'nın yaptığını lanetlemiyor da. Yani şimdi evet. rehberi karga olan affedersin kusura bakmasın seyirciler burnu bilmem nereden çıkmaz derler. Elbette. Şimdi bunlar rehberleri de kargaydı. Şimdi hocam, Ali Yamaç, o da o sıkıntı da var yani. Ali Yamaç mesela küçük hadiselerden evet. şimdi ben Akdeniz'in tuzluluk derecesini ölçeceğim. Bir tanker suyu neye getireyim? Bir şişe getirsem yeter. Babana rahmet ya. Şimdi Diyarbakır'da He. Allah gani gani rahmet etsin ailesine sabrı cemil versin. Amin. 12 yaşında masum bir çocuk. Evet. Adamı üçüncü kat çocuğu üçüncü kattan attılar. Evet. O yetmedi. Evet. Kemiklerinin tamamını kırıncaya kadar evet. taşla ezdiler. Evet. Ve bunu bu bölücü terör örgütünün şeyi uzantısı evet. kınamadı. Kınamaz. Kınamıyor adamı Kınamıyor. Çünkü bir çocuğu katleden tabii. kemiklerini kıran ve bunu onlara destek veren oyun ona buna diyen insanlar da kınamadı. Evet, demek ki onlar bunlar cinayet şebekesine ortak bunlar. Hocam ortak ben Tunceli'de geldiler bir saat o yeri biliyorum ben karakola baskın yaptılar. Bir iki tanesi de geberdi orada. Yoldan geçen bir kadını onların kurşunlarıyla vurdular bak. Evet. Bak tepki yok. Ya halk sokağa döküyorsun bunun için yani tepki gösteren döküyorsun derken yani. Evet. Yani orada suçsuz günahsız bir insan. Benim arkadaşım taziyesine de gittim Ankara'ya. O özel harekat müdürü vardı. 21 evet. yaşındaki oğlu önünde şehit oldu oğlu. Kendisi de arkada gitti baktı ki oğlu. Anlatabildim mi? Şehit oldu. Evet, evet. Anlatabildim mi? Bomba patladı biliyorum. Bomba patladı. Evet. Peki niye kınamıyorsunuz? Barış istiyoruz. Hemen barış. Ya bu nasıl hemen barış kardeşim? Sen bu bir defa bu İsrail dıgalarına, bu eroymanlara evet. de ki silahınızı bırakın. Ben oy aldım sizi de tanımıyorum de. Elbette yok. Böyle bir şey yoksa o zaman demek ki sen Tabii. bunlarla berabersin. Beraber onlarla. Sen hiç kusura bakma yani sen o zaman Müslüman mahallesinde hocam salyangoz para etmez. Evet. Tertemiz Yalnız, kuzu koyun eti varken kimse salyangoz yemez. Şimdi ben internette de zaman zaman söylüyorum. Allah'ın bin bir ismi var. Allah'ın adil ismi bunları tartıyor. Evet. Ne yapıyor biliyor musun hocam? Evet. Allah'ın kahhar ismine. İsmi kahhara dosyayı gönderiyor. Şimdi evet. gönderdi. Gönderdi. Allah şimdi, bunları kahhar edecek artık inşallah. Artık bunlar var ya Allah'ın evet. kahhar ismiyle Vallahi çarpışıyorlar. Beş vakit namazda ben kahhar hocam, ediyorum. Siz yani. Dosya... Evet. İsmi kahhara gitti. Evet, evet. Allah'ın kahhar ismini var ya ne evet. Amerika durdurabilir, Eşhedü ne Rusya durdurabilir, Eşhedü ne İsrail durdurabilir. Eşhedü billah, Eşhedü Açık billah. Söylüyorum. Eşhedü Sonra billah. Ben hiç unutmam. İlk peşmerge olaylarında Kayseri'ye gelen Süryani, Arap, Türkmen ve Kürtlere 24 saat sağlık hizmeti verdim. Hepsine çadır verdik, yemek veriyoruz, aş veriyoruz. Hiç unutmam ben maçtan da anlayan bir insan değilim. Amerika ile Türkiye maç yapıyor. Evet hocam. Gittim peşmergelere. Peşmergelerin hepsi Amerika'ya alkışlıyor. Bakın. Ya Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Türkiye size ha. Türkiye size ekmek veriyor. Evet. Yatacak yer verdi. Abi. Peki ne olacak? Ben size açık söylüyorum. Gayrimeşru muhabbetin neticesi adavet gelene husumettir. Allah ve Resulünün dediğini değiştirerek bir gayrimüslime gidip teslim olup biat ederseniz onun eliyle cezasını bulursunuz. Bulursunuz evet doğru. Sayın Ali Yamaç buluyorlar. Evet buluyorlar. Allah'ın kahhar ismi Abi. Tecelli ediyor. Abi. Sayın Ali Yamaç evet. sizinle böyle dolu dolu bir sohbet ettik ama bu sohbetimizi biz halk adına yaptık. Evet doğru. Siz halktan birisiniz evet, bir kanaat önderisiniz. Biz evet. de halktan biriyiz. Evet. Biz kendi kendimize konuştuk. Tabii. Emin olun etrafımızda
Şu anda bizi izleyen hem Türkiye'den hem Avrupa'dan yayınımızın ulaştığı her yerden belki yüz binler var. Evet. Hepsine de hürmetlerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii, yayınımızın sonuna geldik. Evet. Şehitlerimize kabirleri nur olsun diyoruz. Onlar zaten cennettedir. Kesinlikle. Çağırsak da gelmezler. Zaten diyor onlara ölü demeyiniz. Çağırsak da gelmezler. Evet, doğru. Onların ailelerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Amin. Son olarak milletimize neler söylersiniz? Son olarak milletimizden benim yani özellikle gençlerimizden ricam şu. Kesinlikle devletlerin yanında yer alsınlar. Ayet de var bu konuda. Diyor ki ulul emri minkum. Evet. Ulul emre itaat Müslümansa devletimiz Müslümandır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarıyız. Biz devletimize itaat edeceğiz. Bitti evet. Bu kadar basit. Şimdi bazı gafil, bazı da hain, bazı da saf insanlarımız var. Evet. Efendime söyleyeyim bu sosyal medyadan yayınlanan o PKK'nın yayınladığı şeylere inanıyorlar. Ben devletimin dediğine inanırım kardeşim. Aldatıyorsa da o bilir. Ben karışmam. Şimdi evet. Benim devletim çıkıp diyorsa ki bu kadar geberdi. Diyor leşi göstersinler. Ya leşi gösterirsek dünyayla ben savaşıyorum. Dünya ayağa kalkar. Ya evet, biraz evet. Da akıllı olalım ya. Evet. Ya biraz evet. Da akıllı olalım. Ben evet. İnanıyorum 2000 kişinin geberdiğine. Koş evet. O 2000 değil 2 trilyon da onlardan geberen olsa benim bir şehidimin tırnağı da etmez. Onu da söyleyeyim. Evet. Ya benim içim de rahatlamaz. Söyleyeyim evet. Yani ben kendi içimi söylüyorum. Evet. Abdestliğim rahatlamaz. Açık söyleyeyim. Evet. Ama benim devletimin dediği doğrudur. Ben ona inanırım. Ben PKK'lı efendilerin sosyal medyanın yaptığına inanmam. Evet. Bu da çünkü bir asimetrik psikolojik savaştır. Evet. Buna inanmamak lazım. Gençlerimize evet. Bunu diyorum. Devlete inan. Devlet evet. Doğru söyler. Benim devletim doğru söyler. Niye o şimdi dağdaki köpeğin affedersin söylediği her şeye doğru diyor. Gözü evet. Kapalı bir şekilde. Evet. Benim devletimin istihbaratı var, şuyu var, buyu var, teknolojisi var. Doğrudur. Uydudan çekiyor. Bana göstermek evet. Zorunda da değil. Ben de o leşleri de görmek istiyorum, istemiyorum. Nalet gelsin. Hepsi evet. Eroinman ve sünnetsizdir zaten. Evet, evet. Evet, bu, evet. Bu kadar basit yani. Görmek şimdi geçen Tunceli'de bir kızla röportaj yapıyorlar. Diyor ki ben Ermeniyim. Evet. Ceddimin diyor, benim nesli şeyin, atalarımın diyor, Türk milletiyle diyor, kavgası var. Ben bu kavgayı götürüyorum. Tamam, doğru. Tamam. Onlara bir şey demiyoruz. Demiyoruz ya. Evet. Tabii onu biliyoruz da. Onu da biliyoruz. Onları mazur da görüyoruz. Bizim sözümüz Kürt kardeşlerimize arkasından gittiğiniz insanlar ateisttir, dinsizdir, kafirdir. Elimde imanı metre yok. Ben zahire hükmederim. Ben derken hepimiz. Evet, hepimiz. Allah'ın emri de budur. Zahire evet. Hükmeder. Zaten adam diyor ki ben ateistim. Öyle diyorlar öyle yani. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bir defa bu bölgedeki arkadaş insanlarımız, kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz, Laza kardeşlerimiz bunlara karşı dirensinler. Efendime söyleyeyim Diyarbakır'da kepenk kapatın dediği zaman, Bingöl'de kepenk kapatın dediği zaman kepenklerini kapatmasınlar. Dirensinler. Evet. Her şeyi devletten beklemeyelim. Bir de bu tavsiyede bulunuyorum. Dirensinler, evet. Dirensinler. Karşı koysunlar ya. Biz de varız evet. Desinler kardeşim. Ben sizden korkmuyorum desinler. Mesele burada. Evet. Ve gençlerimiz bunların propagandasına evet. inanmasınlar. Devletinin yanında olsunlar. Allah'ım, bayrağım, toprağım desinler. Sayın Ali Yaman, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Verdiğiniz için sizin şahsınızda tüm Kanal E'ye, Kanal Fırat'a. Kanal Fırat, Kanal E'de kardeş kuruluşları fark ediyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi yurt içinde, yurt dışında izleyen tüm seyircilerimize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Rahat olsunlar, özellikle yurt dışında olanlar korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti vardır, güçlüdür. 5 tane çapulcu da bu devletle baş edemez. Başında da dedik, üstündeki toz varlığı götürür. O hepsi evet, bu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bir Ardıçlı sohbetlerinin sonuna geldik. Kanaat önderi Recep Alyamaç. Recep Alyamaç hem alaylı hem mektepli bir kanaat önderi. Biz kendisiyle 1970'ten beri tanışıyoruz. Allah'a şükür Allah ve Resulü'nün biat etmiş birer neferiyiz. Hakkı söyler gezeriz. Yanlışımız varsa kendi nefsimizdendir. Sürçülisan ettikse affola. Size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz.